Alın terini damladığı, emeğin sindiği, başarının geldiği yerdeyiz. Neredeyiz? Kızılcahamam Voleybol Kadınlar Takımı'nın yanındayız, antrenmandayız. Kadınlar değil mi? Evet, kadınlar. Yanlış söylemedim. Doğru söylediniz Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Kızlar demeli değil mi ya? Ama kadınlar. Hiç önemi yok. Şimdi hepsi... kadınlar voleybol takımının yanındayız. Onların antrenmanına bakacağız. Hocamızla konuşacağız, bilgi alacağız. Antrenmanda yapılan her hareketin bir maksadı, bir anlamı, amacı var. Tabii beden ki. Üzerinde değil tabii mi? Tabii ki. Bu günlük maçta da bu alakalı bu. Tabii yani biz parçadan bütüne gitmek zorundayız. Hı. Yani mesela bir antrenmanda ısınmayla başlarız. Şimdi ısınıyor mu? Şimdi ısınıyorlar. Açma germe hareketlerini yapıyorlar. Hı hı. Kaslarını, gerginliklerini açıp uzatmaya yoluna gidiyorlar. Ve bu sayede sakatlığın önüne geçiliyor. Aynı zamanda da maç esnasında, oyun esnasında daha rahat, daha aktif bir şekilde vücutlarını hazırlıyorlar. Maça çıkmadan da bir ısınma hareketleri var değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Her harekette. Evet. Her, yani bugün mesela çift, ikinci idmanımız bugün. Sabah da aynı şekilde ısınma hareketlerini yapıp topa geçtiler. Şimdi de öyle. Yani sabah sporu falan yapan arkadaşlara da bilgi olur. Yani evet, ısınmadan harekete geçmeyin değil mi? Tabii ki. Yani sakatlıklar zaten bu yüzden ortaya çıkıyor. Evet. Bu sporcu, profesyonel bir spor hayatı olmayanlar için de geçerli bir şey. Yürüyüş yani yapanlar, mesela, spor hareketleri yapanlar tabii ki. Sabahları. Sabahları mesela direkt kalkıp yürüyüş yoluna gidip yürüyorlar insanlar. Hı. Aslında yanlış yapıyorlar. Ondan sonra ayaklarında, dizlerinde ve bellerinde sıkıntılar çıkıyor. Ne yapmaları lazım? Tabii ki. En azından 5 dakika bir ısınma hareketleri, açma germe hareketleri, o kasların gerginliklerini azaltmak nefes için. Nefes alıp verecek. Tabii nefes alıp verecek, kaslarını açacak. Şu anda kızlarımız onu yapıyor. Evet, şu anda onu yapıyor. Şu anda statik bir ısınma yapıyorlar, durağan bir ısınma yapıyorlar. Ondan sonra dinamiğe geçecek. Adeleleri mi gevşetiyor? Tabii, omuzlarını, kollarını, bacaklarını. O gergin olan o kası antrenmanı hazırlamak için açmaya çalışıyorlar. Hem yumuşatmaya hem de açmaya çalışıyor. Onun akabinde de antrenmana hazır olacaklar. Yarım saatlik bir süre bunu yapıyorlar. Başarı bu antrenmanlarda dökülen terle ortaya çıkıyor. Tabii ki. Tabii 2,5 saat dediniz. Tabii ki. Yani sabah 2,5 saat yaptık, akşam 2,5 saat yapıyoruz. 5 saat. 5 saat toplamda. O biraz sezon başında olduğumuz için daha rahat antrenmanlarımız da vardı bizim. İşte kampta geldiniz. O zaman kamptaydık. Daha yoğun, daha aktif, daha koordinatif hareketler yapıp kondisyonlarını hazırladık. Burada da artık teknik antrenmanlar. Okula başlamadan böyle antrenmanlarımızı tamamlayacağız. Bu sene geçen sene oranla tabii ki geçen sene oranla maç kazanmak üzere yorumlamıyorum. Evet tabii ki. Maça hazırlanmak ve bizi temsil tabii etmeler ki üzerinde. Benim açımdan da öyle. Yani başarı dediğim şey bana istatistik olarak galibiyet sayısı değil. Hmm. Gelişim. Geçen sene biz ikinciye çıktığımızda takımın ilk zamanki durumuyla son zamanki durum arasında fark vardı. Bizim amacımız buydu. Bu sene de bunun üzerine katıp takıma takviyeler yapıp kendi oyuncularımızı da geliştirip bu sene inşallah geçen seneden daha başarılı bir lig geçireceğiz. Ne bekliyorsunuz kızlarımızdan? Tabii şampiyonluk. Şampiyonluk herkesin içinden, gönlünden geçen şampiyonluk ama gerçekçi hedefler, evet, gerçekçi hedefler her zaman bu olayda, bu sporda daha doğru oluyor. Bizim amacımız bu sene orta sıralardan daha yukarı takımları zorlayarak 3. ve 4. sıraları takibinde orta sıralarda yer almak. Şartlanmak doğru değil değil mi? Tabii ki. Gerer insanı. Gerer. Bir de biz hep başarı odaklıyız ama süreç içerisinde başarısızlıklar yaşıyoruz. Hı-hı. Bu başarısızlıkları kaldırabilmek işte bu bakış açısından yatıyor. Yani ilk baştaki bakış açısı ufak başarısızlıkları gölgeleyebiliyor. O yüzden de yolumuza çok rahat devam etmiş oluyoruz. Evet, şimdi siz kızlarımızı moral ve motivasyon yönünden de eğitiyorsunuz. Tabii ki. Tabii. Yoksa şöyle baktım siz konuşurken de veya buradaki hal ve hareketlerinize sanki bir aile oluşturmuşsunuz. Evet. Biz voleybol ailesiyiz. Kızılcahamam Belediyesi voleybol ailesiyiz. Biz geçen seneden beri her gün birbirimizi görüyoruz. Bazı zamanlar yani son 4 aydır her gün sabah akşam birbirimizi görüyoruz. Onun haricinde okulda kızlarımı görüyorum. Sürekli bir birlikteliğimiz var. Sürekli ekip ruhumuz var. Yani sürekli bir şeyleri beraber yapmaya çalışıyoruz. Gayet ciddi. Öyle evet. Gevşemeden. Tabii ki. Böyle hareketleri hata, falan çok ciddiyet işini. Hatayı kaldırmıyor. Profesyonel spor, ağır sporlar hatayı kaldırmıyor. Yani bir mesela bazen yaşıyoruz işte antrenman ortasında sporcum geliyor, bacağım çektiriyor, kasım çektiriyor. Bunun nasıl nedenleri? İşte antrenmanda iyi ısınmamamızdan kaynaklanıyor.
Şimdi bu ısınma ne kadar sürecek, süresi ne? Biz şimdi ısınmalarımızı üçe bölüyoruz. Yani bir antrenman koşu öncesinde yaptığımız açma germe hareketleri daha çok lastik hareketleriyle kaslarımızı uzatıyoruz. İkincisi koşu antrenmanımız koşu ısınmamız oluyor. 5 dakika sezon içerisinde 10 dakikaya. Çift tek antrenmanlarda 10 dakika. Çift antrenmanlarda 5'er dakika. Ondan sonrasında tekrardan bir dinamik, aktif bir ısınma süreci geçiriyoruz. Bunların toplamı 30 dakika sürüyor. Bilerek uzatmamın nedeni de sakatlıkların önüne geçmek. Bu uzattığımız zaman sakatlanma ihtimali de çıkmaz mı ortaya? Yok. Antrenmanı ısınmayı uzattığımız zaman sakatlanma ihtimali düşüyor. Bir kışın mesela daha uzun olacak. Kışın o ısınma süremiz... O zaman sakatlanma oluyor antrenmanlarda. Evet. Onların hepsi ısınmayla alakalı. Kaslarımızı ne kadar esnetirsek... Şimdi kaslar spor yapmadığımız zaman bir yumruk gibi birleşiyor. Biz ısınma hareketleriyle kaslarımızı yavaş 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 açıyoruz. Şu anda siz insana sesleniyorsunuz. Evet. İnsana, daha doğrusu herkes yapabilir evet. Bunlar diyorsunuz. Sadece sporcularla alakalı değil. Tabii antrenmanla ki. Değil. Yani sabah kalktığımız zaman da bir insan uyandığı zaman da o kaslarını falan gevşetmeli mi? Tabii ki. İnsanlar uyuduğu zaman boyları 1-2 santim kısalıyor. Sabah kalktıkları zaman direkt yatakta ölçüm yaptığın zaman vücudu 1-2 santimetre kısalır. Uyandığımız vakit zamanla 200 saat içerisinde o 200 santimlik kısalık normale döner. Ama bu esnetme hareketlerini sabah yaptığımız zaman kalkar kalkmaz 2 santim boyumuz tekrardan uzuyor. Bunun sebebi kaslarla ilgili ama. Kalkmadan yatakta yapmalılar mı? Yapabilirler. Bunun bir yüzlerce çeşitli hareketimiz var. Ayağını uzatır. Tabii ki. Şimdi bu boy uzunluğundan bahsettiğim, 2 santimlik boy uzunluğundan bahsettiğim şey aslında kemiklerle ilgili olan değil. Kaslar. O kaslar gece uyurken stabil bir haldeyken toparlanıyor. Kendini harekete kısıtlıyor ama kalktığımızda, egzersiz yaptığımızda o kaslarımız tekrardan normal düzeye geliyor. Ve normal yaşama geçiliyor. Biz kendimize de pay çıkaralım diye soruyorum evet. Hocam. Sadece bu antrenmanlar bu şeyde... Değil. Buralarda yani sporcuların yapacağı da herkesin yapabileceği herkesin yapacağı şeyler. Bunlar hiç spor yapmayan, hayatından yarım saat bile koşu bile yapmayan bir insanın evde sabah kalktığında daha enerjik kalkması için yapılabilecek hareket. Bu günde bir saat koşuya giden bir insanın ya da işte halkların artık fitness salonları açıldı. Oraya gittiğinde bile yarım 10 dakika, 15 dakika bir ısınma süreciyle kafası rahat bir şekilde, vücudu açık bir şekilde sakatlık yaşama ihtimalini daha aza indirgeyerek rahat sporunu yapabilir. Yani insan vücudu esnek olacak. Tabii ki esnek olacak. Kırılgan olmayacak. Tabii ki. Şimdi bu antrenmanlarda o esnekliği sağlıyor. Evet. Bu antrenmanlar o esnekliği sağlıyor. Şimdi bu antrenmanları bitirdikten sonra, bu ısınma sürecimizi bitirdikten sonra topla ısınmaya geçiyoruz bir de. Yani aslında ısınma sürecimiz çok fazla biz antrenman planımızda çok fazla zaman harcıyor. Yok. Bunlar köpüklü ısınma. Bunlar da ilk baştaki o kasların gerginliklerini açmaya çalışıyoruz. Esnetme hareketleriyle de kasların boylarını uzatarak antrenmana hazır bir role bürünüyoruz. Evet, şimdi kenara geldiler kollarımız. Evet. Daha ne kadar ısınacaklar? Şimdi bir dakikaları falan var tahminimce. Ondan sonra bir 5 dakika koşuya geçecekler. Ondan sonra bir 10 dakika daha bir ısınma yapacaklar. Dinamik ısınma. Ondan sonra topa geçecekler. Top antrenmanına geçecekler. Biz görüntülere... Tabii. O ısınma hareketlerin hepsinde yanımızda olacağım evet, ve soracağım. Tamamdır. Amacını, onun niye yaptırırsın? Belli bir, her hareketin belli bir amacı olmalı. Evet. Bir rastgele hareket olmamalı. Evet. Mesela tribünde... Şu karşı mı? Evet. Karşımızda sporcumuz Ceren şu anda bantla esnetme çalışmaları yapıyor. Ne yapıyor? Omuzları... Orada omuzunu açıyor. Peki voleybolda omuz önemli mi? En önemli bölge omuz. İşte el topu olduğu için. Tabii ki. Yani tüm şimdi çok daha yaşlı ilerlemiş sporcular bir maçta 30 tane yakın smaçörler özellikle o 40-45'e yakın pas geliyor. Bu pasları 100 kilometre hızla vuruyorlar. 80-90, 100 kilometre hızla daha da yüksek hızla vuranlar var. Bunlar hepsi omuzda yapılan hareket. Ya bu yaptıkları hareket bu omuzları güçlendirme hareketi. Güçlendirme değil. Omuzda sakatlıkların çıkmaması. Omuz bölgesindeki kasları. Güçlendirmeyi biz ayrıca da fitness'te yapıyoruz. Evet. Şimdi bizim sabah çift antrenmanları dediğimizde ortaya geçelim isterseniz çünkü koşu yapacak takım. Şöyle mi geçelim? Evet. Koşuya mı geçiyorlar hocam? Koşu da bacak kasları için. Hem bacak da tüm vücut kaslarını ilgilendiren bir durum. Koşu aslında bizim
milattan önce ilk insanların spora başlamasındaki ana netim. Maratonun çıkış evet. yeri değil mi? Evet. Yunan bir askerin evet. zafer çığlıklarıyla bağırıp da 49 kilometre, 42 nokta. Yok, evet farklı kilometre. Da yani sizin anlattığınız daha farklı. Benim anlattığım da yani bizim spor kitaplarında geçen bir durum. İki ülke, iki medeniyet diyeyim daha çok. Savaş sırasında tabii orada o zaman hiçbir haberleşme aracı yok. Savaşı kazandıklarını gelip halklarına, halkına açıklamak için koşu yapıyor. Ve koşu... Bir tanesi düşman işte kendileri evet. gelmiş, yanaşmış. Onu görünce bir çoban koşa koşa 40 kilometre yürümüş, koşmuş falan böyle bir şey. Tabii o da olabilir, o da rivayet. Bunlar şey, spor kitaplarında, evet. Ansiklopedilerinde yazan bilgiler. Orada artık koştuktan sonra en son zafer diye evet. bağırarak... En çok sevdiğim sporlardan bir tanesi şey, maraton. Maraton. Niye? Şimdi niyesi var. En sondaki atlet, evet. o varış çizgisine gelmeden şey bitmiyor. Evet. Ve en çok hoşuma giden de birinci gelen değildir. En son o, hiç azmini kaybetmeden evet. sonuncu olduğunu bile bile gelip o varış çizgisini geçendi. Tabii ki. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Çünkü o aslında bir azim işi, değil mi? Azim ve bir işi kendisini tamamlamak istediği bir durum. Yani evet birinci olamayacak, ikinci olamayacak, dereceye giremeyecek ama o ona verilen görevi sona ana kadar, son gücüne kadar koşarak... Futbolculara da, bütün spor yapanlara da anlatmalı değil mi? Kesinlikle. Yani azim, hırs çok önemli ama doğru kullanıldığında tabii, çok önemli. Tabii. Şimdi şöyle bir hikaye sonuncu anlatayım. Geldim, hep sonuncu geldim evet. gibi değil değil mi? Şöyle bir hikaye anlatayım size. Şimdi bugünkü antrenmanımızda izinli Sude'miz vardı bizim, liberomuz. Kısa boylu bir liberomuz vardı. He, evet. O yok değil mi burada o yok, şimdi? Bugün yok. Geçen sene bir maçımızda Mamak Spor Salonu'nda altyapı maçı yapıyoruz. Oynadığımız rakip de güçlü bir rakip aslında. Bize denk ya da bizden bir tık daha güçlü bir takım. Beraber salona girerken durdu salonun önünde. Hocam dedi size tam bu noktada dedim maç sonunda dedi galip geldiğimizi söyleyeceğim dedi. Emin misin dedim. Eminim hocam. Tüm takıma güveniyorum. Kendime güveniyorum ve maç sonunda burada kapının önünde size galip geleceğimizi söyleyeceğim dedi. Söyledi mi? Maç sonunda çekti beni çağırdı. Kapının önüne gittim. Hocam biz maçı kazandık dedi. Sarıldım. Hırs budur. Yani hırs istek ve bir kişinin hırsı isteği tüm takıma da yansıyor. Şimdi işte sonuncu geldiğini bile evet. o maraton yarışını bırakmayan atlet bunu bırakmadıysam burada sonra bu azmi kazandıysam birinci de gelirim tabii, diyebilmeli. Tabii ki diyebilmeli. Ya herkesin sporcuların hepsinin bir umudu, bir hedefi var. Ve o umuda hedefe girebilmek için çok çalışıyorlar. Spor, genç sporculardan bahsediyorum. Gerçekten ülkemizde de öyle, ilçemizde de öyle. Spora karşı aşırı istek. Sadece doğru yönlendirilmeleri gerekiyor. Şu anda belediyemiz spora gerekli çok, ilgiyi gösteriyor. Abi. Yani aşırı derece bir ilgi gösteriyorlar. Ben 2 senedir buradayım. 2 senedir bu kulübe hizmet ediyorum. Her sene böyle sürekli yükselerek bize desteklerini sunuyorlar. Hem voleybol takımımıza, hem futbol takımımıza, güreş takımımıza, tekvando takımımıza aynı hırsta, aynı istekte sağlıyorlar. Başkanımız bu konuda çok istekli ve çok yardımsever bir şekilde bize hizmet ediyor. Tek başına koşuya katılıyor. Sakatlığı var. Sakatlığı var. Sakatlığı olduğu için de koşuya giriyor. Koşuya yap. Şey onu da görüntülerde. Evet. Belki sorarlar niye öyle? Evet. Diye tek başına diye. Evet. Şimdi demek ki bu koşu 5 dakika sürecek. Evet. Bu da bütün vücut hemen hemen bütün harekete geçiriyor değil mi? Tabii ki. Birazcık daha vücuda dinamiklik katıyor. Biraz önce ısınmayı yaptık, o ısınmayla beraber. Duydunuz mu? Tırpan diye bir şey vardı. Böyle. Duydum, gördüm de. Bütün vücudun kaslarını geliştirirmiş. Evet, evet. Boyun, ne varsa her evet. tarafı. Ama zormuş o. Tabii ki. Tırpancı gibi falan derler. Ben denedim, kolay bir şey değil. Kolay değil. Kolay değil. Ben denemedim, gerçi de okumuştum yani o tırpanın bütün evet. vücut kaslarını geliştirdiğini. Peki hocam, hareketler değiştikçe konuşacağız. Tabii ki.
Isınma serisi devam ediyor hocam. Evet. Şu anda bu ısınmamızın son aşaması dinamik ısınma. Biraz daha aktif bir ısınma yapıyoruz. Ya hareketler yavaş ama bu dinamik ısınma dediğiniz ne bu? Evet, bu biraz daha böyle biraz önceki ilk izlediğiniz ısınmada gördüğünüz gibi olduğu yerde ısınma yapıyorlar. Yani durağan bir ısınma. Ondan sonra koşuları yaptılar, dinamik ısınma aslında orada başladı. Ama burada da devam ediyor ve bu saatten sonra, bu çalışmadan sonra, 5 dakika sonra ısınmalarımız bitecek. Dinamik ısınmada gördüğünüz gibi ayak bileğini, şu anda mesela ayaklarını öne doğru kaldırıyorlar tüm vücudunu. Oradaki o bağları güçlendirmek için, ısındırmak için, hazır bulunuşluğunu sağlamak için yapılan bir çalışma. Herkes evde yapabilir bunu. Herkes evde yapabilir bunu. Ne kazandırır insana bu? Ayak bu bileğini güçlü kılar. Ondan sonra tendonların kopmasını, ayak tendonlarının kopmasını önüne geçer. Yani bacak çok önemli. Bacak kaslarını da falan geliştirir gibi değil tabii mi? Tabii ki geliştirir. Esnekliğini sağlar. Bu çalışmalarda aslında kuvvetlendirme yok. Bu çalışmalarda var olan kası hazır hale getirme var. O yüzden de şu anda var olan güçlerini hazır hale getirebilmek için ısınma hareketlerini gerçekleştiriyor. Şimdi bayanlar veya evinde olan erkekler, evet, bu hareketleri yaptığı zaman bu bacak kasları ve bilek kasları, bilek, evet, bilekleri, ayak bilekleri daha böyle esnek hale tabii gelecek. Tabii ki. Ya duyuyoruz işte bazı zaman evlerde daha çok annelerimiz, böyle teyzelerimiz ayaklarını sakatlayabiliyorlar, ayaklarını burkabiliyorlar. Evde hiç dışarı çıkmasalar bile dışarıda da aynı şeyler olabiliyor. İşte sabah kalktıkları zaman ya da bir harekette bulunmadan önce bu tarz hareketleri yapsalar hiçbir sıkıntı kalmayacak onların için. Yani şu anda camiye gittiğimiz zaman falan böyle yaşlı insanlar, evet, biz de aynı yaşlıyız da yani doğru dürüst eğilip doğrulamıyor. Yani şu, evet, hareketleri evde yapsalar, evet, yine tekrar hareket kazanır mı onu? Tabii ki kazanır. Yani tabii ya. Bunun yaşı yok. Yani esnetme hareketlerinin yaşı yok. 10 yaşındaki çocuğa da esnetme hareketleri, evet, yaptırıyoruz. Hatta 5 yaşındaki çocuklardan başlıyor bu. 80-90 yaşındaki insanlara kadar devam ediyor. Yani her gün bunu yaptığı müddetçe, sürekli yaptığı müddetçe zaten esnekliğin, sakatlanma, sağlığın çok daha üst seviyede oluyor. Hocam herhalde hayat hareket üzerine kurulu bir tabii ki, sistem. Tabii ki. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani spor demeyelim ama hayat hareket üzerine kurulu. İlk zamanlardan beri böyle. Yani ilk insanlardan beri böyle. İnsanlar tabii ki insan bunun üzerine kurdu. Avcılık da böyle başladı. Evet. Hareket üzerine başladı. Yani tarım hareket üzerine, her şey hareket üzerine ve sağlıklı bir hareket vücut bu tarz işleri çok daha iyi seviyeye çıkartıyor. Bir de şunu sorayım. Bu hareketleri kazandı ve yıllarca da sporun içinde kaldı. Evet. Birden duruveriyorlar herhalde. Evet. Yanlış mı? Bunlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hareketleri 6 ay boyunca, sezonumuz bizim 6 ay, hatta altyapıyla koyarsanız 8 ay bir sezon. Bunlar 8 ay boyunca her gün bu ısınmayı yapıyor. Yani sporu bıraktıktan sonra duruverenler var mı? Tabii ki bu kısa bir sürede de duruverebiliyor. Çünkü neden? O kas artık hareket etmiyor. Hmm. Mesela ben 15 sene profesyonel voleybol oynadım. 15 sene voleybol serüvenimden sonra vücut kendini bırakıyor, kilo almaya başlıyor, sağlıksız olmaya başlıyor. Küçük bir hareketle dizin ağrıması devam ediyor. Bacaklarının ağrıları başlıyor. Benim voleybolculuğumdan kalan hala omuz sakatlığım var mesela. Hala çocuklara antrenman yaptırdığım zamanlar, ondan sonra da bunu geliştirmediğim için hala acı çekebiliyorum. Ya da dizlerimde öyle. Yani şu anda vücutta bir ağrı, sızı veya bir yorgunluk veya bir şey varsa, hareketsizlik. Hı-hı. Sanıyorum bu hareket kazandırmadığımızdan, beni hareketlendirmiyor vücut. Tabii ki. Kaslar. Tabii ki. Şimdi kaslarımız nasıl gelişir? Ya bir sporcunun ya da herhangi bir insanın kası nasıl gelişir? Hareket ettiğimizde, mesela şu anda kuvvet antrenmanları yapabilmek için fitness'a gidiyor gençlerimiz. Fitness'ta yapılan çalışmalar neticesinde kaslarda yırtık oluşuyor. Küçük yırtıklar oluşuyor. Herhangi bir çalışmada, kuvvet antrenmanı. Zorlamada. Yani kilo kaldırıyor. Mesela 20 kiloyla bench press yapıyor. Göğüs bölgesini geliştirmeye çalışıyor. Oradaki kaslar yırtılıyor. Asıl kasın gelişimi dinlenmede oluşuyor Nizamet Bey. Yani sporcular için dinlenme bu kadar çok önemli. Vücut sporunu yapıyor, kaslar yırtılıyor, küçük yırtılmalara başlıyor. Evde gittiği beslenme, bunların protein açısından zengin yiyecekler tükettiğinde de kasların besin kaynağı protein. Proteinlerden aldığı güçle gece uyuduğunda o kaslar örülmeye başlıyor. Örülünce kasın hacmi artıyor. Güçleniyor ve hacmi artıyor. Hem doluluk sağlanıyor hem de hacimsel olarak büyüyor.
kas gelişimi böyle. Bu kas gelişimi kaç yaşında olursan ol devam ediyor. Peki bir insan veya sporcu çok yoruldu. Dinlenmesi için ne tavsiye edersin? Nasıl dinlenmeli? Bu antrenman içerisinde mi, antrenman sonunda mı? Antrenman içinde, antrenman sonunda. Antrenman içerisinde zaten bizim çalışmalarımızın... Müdahale edersiniz ama... Örneğin ben bir yerde spor yaptım ve kendimi aşırı yordum. Nasıl şimdi dinlenmeliyim? Bunun da çeşitli yolları var. Şöyle, sen siz spora erken hani ilk defa başladıysanız, uzun bir süredir spor yapmıyorsanız ilk zamanlarda dinlenme sürelerini daha uzun tutmamız lazım. Mesela ilk başta gidip de antrenman sürecini de azaltmamız, ona göre antrenmandan sonraki dinlenmeyi de çoğaltmamız gerekiyor. Yani ilk başta gidip bir saat yürüyüş yapacaksınız. İlk gün yaptığınız o bir saatlik yürüyüş sizi ilk gün perişan edecektir. Kaslar açılmamış, kaslarda ısınma meydana gelmemiş, uzun zamandır bir bizim halk tabiriyle bir hamlık var. Ondan sonra sen ne yapıyorsun ondan sonra? Bir de dinlenmiyorsun üzerine. Yani eve gidip kesinlikle 8 saat uyku vücut için çok çok önemli. O 8 saat uykuyu yapmıyorsun. Beslenme çok çok önemli. Beslenmeyle o yorulan kaslarını... Uyku da çok önemli. Hareket de lazım ama uyku da lazım. Kesinlikle. Yani tabii ki. Evet. Yani biz dinlenmeyi biraz farklı algılıyoruz. Evde oturup televizyon izle açıkta bunu dinlenme olarak sayıyoruz. Aslında dinlenme o değil. Ne olur? Ya dinlenme dediğimiz şey bizim günde... Erken saatlerde 10 gibi, 11 gibi. Mesela sporcularımı ben hepsi 10-11, en geç 11 saatlerini söylüyorum uyumaları için. Bunu bazen kontrol edebiliyoruz, bazen kontrol edemiyoruz. Mesela kamp sürecinde yoğun antrenmanlarımız vardı. En önemli, benim o kampı yapmamdaki en önemli etken kızlarımın iyi bir dinlenme sürelerine sahip olmasıydı. Yani ben onların uyku saatlerini net bir şekilde belirledik. O uyku saatlerinde uyudular, ona göre kalktılar. Fazlası da değil, azı da değil. Belli sebepler neticesinde o dinlenmeyle hareket halini birleştirmek gerekiyor. Bu değişiyor. Antrenman içerisinde de mesela 15 dakikalık, 20 dakikalık bir çalışmada ben 2 dakika mola verebiliyorum. Günümüz stres dönemi gibi bu zaman. Evet. Bu hareket stresi atar mı? Attırır tabii mı? Ki, tabii engeller ki. Tabii ki. Bir stres zaten vücudumuzdan kaynaklanan bir şey. Vücudumuzdaki sinirlerin yani kendi psikolojik olarak ya da normal olarak fiziksel olarak yaptığımız bir stres vücudumuzdaki sinirlerin, kasların gerilmesine yol açıyor. Ondan sonra hiçbir hareketli mesela sinirli ve stresli olduğunuz zaman Nizamettin abi bakın dışarı çıkmak istemezsin. Hiç ev hareket etmek istemezsin, evde yemek yapmak istemezsin, su bile almaya gitmek istemezsin. Neden? Stresli olduğun vakit kasların gerginleşiyor. Ve bu kasların gerginliği ne yapmak için fitness yapmak ya da esnetme yapmak gerekiyor. Stretching diyoruz biz buna. Stretching yapıp açma gelme hareketlerini yapıp o kasları bir rahatlatmak gerekiyor. Sana tavsiyem eğer bir gün stresli olduğun gün sabah kalk biraz böyle esnetme hareketleri yap o gün bir bak. Stresin çok daha azalacaktır. Böyle fazla kendini zorlamıyorum evet. Ama böyle omuz hareketleri, boyun hareketleri, evet. İşte bacak hareketleri falan yapıyorum evet. Ama böyle fazla kendini zorlamıyorum. Çok zorlamamak da gerekiyor tabii ki. Özellikle yeni başladık. Hareket değişti, topla başladık. Topla ısınmaya başladık. Bundan sonra bizim çalışmamız olacak. Buna 7 dakika boyunca bir topla ısınma yapacaklar. 7 dakika sonrasında asıl takım çalışmamıza, hücum çalışmamıza gideceğiz. Bugün çalışma planımızda hücum ve blok var. O yüzden bugün ona göre antrenman yapacağız. Yarın da bir hazırlık maçımız var Ankara'da. Kaç ona gideceğiz. Var şu anda? Şu anda 18 kızımız var. Altyapıdan gelen sporcular var. Normalde A takım kadrosu 15 kişi. Ama altyapıdan gelen sporcularımız da var. Onları geliştirmek, seneye A takıma monte edebilmek için bu ruhu yaşamalarını sağlamak istiyorum. Buraya gelip antrenmanlarımızı her zaman bizimle birlikte oluyorlar. Bir de görüyorum bu spor yapan, daha doğrusu hayatın içinde olan hareketli insanlar daha böyle kendiyle bütünleşmiş ve kendini kazanmış insanlar. Tabii değil ki. Özgüven açısından çok yüksek bir ruh haline bürünüyorlar. Çünkü bir şey başarıyorlar. Mesela bu aslında kızlarımız için de değil. Bu kızlarımızın ebeveynleri için de geçerli. Bu yani sezona başladığımda ben ailelerimiz, sporcularımın aileleri işte hocam dersi var, hocam işte göndermesek olur mu? Böyle konuşmalar yapıyorlardı. Ve burada geldiler, kızlarının maçlarını izlediler. Ve kızlarının neyle mücadele ettiklerini, ne yaptıklarını gördükten sonra Nizamettin ben bir daha telefon almadım. Ailelerimiz de artık bu kızların neler yaptığını gördüler. Kendileri de kızlar için zaten özgüvene sahip oldular. Yani yaptıkları mücadele gerçekten hafif bir mücadele değil. Yani diğer kızlar mesela spor yapan bu kızlarımızla diğer insanları karşılaştırdığımız vakit
ekstra sorumlulukları var. Ekstra sorumluluk dediğimiz olay nedir? Antrenman saatleri. Antrenmanlarda göstereceği performans. Takıma karşı sorumluluk. Yani şu anda bir tane sporcumuzun kötü bir antrenman geçirmesi tüm takımı etkiliyor. Ondan sonrasında birbirlerine yardımlaşma, dayanışma. Bunlar ağlama beraber ağlıyorlar, gülmeyi de beraber gülüyorlar. Yani yalnız başına veya işte evet. Böyle mahalle arkadaşlarından ziyade takım arkadaşları. Tabii ki çok çok önemli. Mahalle arkadaşları değil, bu takım tabii arkadaşları. Ki, takım arkadaşları. Sonrasında bir amaç için beraber mücadele ediyorlar. Yani maç oynuyoruz, maçı kazanmamız lazım. O maç için sakatlığı bir göze alıp o zaman şöyle söylüyorlar. Spor mahalle arkadaşlığına benzemez. Evet. Takım arkadaşlığı getirir. Takım arkadaşlığı getirir. Evet. Tabii ki çok çok takım önemli. Bu dedikleri şey. Çok çok önemli bu. Yani giyecekleri kıyafetlerin bile mesela tek düz olması gerekiyor. Çünkü aslında hiçbirinin farkı olmadığını ve bir olgu içerisinde olduklarını gösterebilmek adına. Hayat biraz da disiplin. Burada disiplin de alıyorlar. Aslında disiplini bu kadar senin demek istediğini anladım ama disiplini bu kadar azaltmamak lazım. Hayat aslında biraz değil, çok fazla disiplin. Her şeyde disiplin. Antrenmanda disiplin, özel hayatında disiplin, okulda disiplin, işte disiplin, ailenle disiplin. Her yerde disiplin aslında var. Sebat dedikleri şey herhalde disiplin evet. Başka versiyonu değil kesinlikle. Mi? Ya burada aynı disiplin içerisinde olmaları gerekiyor. Bir takım için söylüyorum. Aynı disiplin içerisinde olmaları gerekiyor. Bunların bu salon içerisinde belli kuralları var. Bu kuralları hepsi harfiyen uyması gerekiyor. Cezalarımız var. Bazen komik cezalarımız oluyor ama iş ciddiye bindiği zaman da bu cezalar daha büyük anlama çıkabiliyor. Çünkü bir tane sporcunun tüm takımı etkileme olasılığı olabiliyor. Ya da bu iş arkadaşında da böyle, iş hayatında da böyle. Yani sizin ikinizin bir aranızdaki iş disiplini sizi bu başarıya, bu olguya getirebiliyor. Her yerde disiplin bence çok çok önemli. Sadece takımda kazandığı bir de iş dinamiklerini de o disipline ediyor herhalde. Tabii ki. Kendi iş dinamiklerini de disipline alıyor. Tabii ki. Mesela şöyle söyleyeyim. Yani sadece takım spordan olan bir olgu değil. Okuldaki, ben bir öğretmenim. Okuldaki öğretmen arkadaşlarım olan bir ekip ruhu bir takımdır. Yani dışarıda sosyal hayatlarımızda gerçekleştirilen grup arkadaşlıklarımız bir takım ruhumuz. Her şeyinde bir takım ruhu var. Bir de zamanı yaşatıyorsunuz burada. Ben onu evet. Fark ettim. Zaman mevhumu da evet. Zamanı yaşıyor bu antrenmanda da maçta da. Evet. Maçın belli bir süresi var. Tabii ki. Zamanı yaşıyor şu anda. Evet. O zaman içerisinde verilen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında güzel bir aktivite. Şimdi bu kızlar artık profesyonel sporcu. Bunlar hayatlarını profesyonel olarak devam edecekler. Ama altyapıdaki sporcularımız için bu çok çok önemli. Disiplin aslında altyapıdan başlar. Disiplin altyapıdan başlar. Profesyonellik de disiplini artık kendi iş dinamiklerini almak ve tabii. Kendi o disiplin içinde hareket edebilmek. Tabii ki, olarak. Tabii ki. Profesyonellik bu. Evet. Ama bizim toplum yapımızda, şu anda bilemiyorum ama evet. Geçmişte biz de işte biraz futbol falan oynadım. Biz profesyonel olamadık hiç. Evet. Amatörce kaldık. Amatör. Yani. Aslında bu profesyonellik en olması gereken şey o takım olgusunun içerisindeki en baş dinamikler. Yani yaklaşım açıları, spora verilen değer. En baş buradan başlar. Sonra takım içerisinde o disiplini oluşturabilecek unsurlar zaten ortaya çıkıyor. Böyle diyebilirim. Profesyonellik kendi değerini hayata taşıması. Kesinlikle. Tabii ki. Tabii ki. Önem verdiği bir şey için yapılan ekstra çabalar, ekstra peki şimdi emekler. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yeni katılan 3 tane kızımız evet. Var. Geçen röportaj yapamadık. Evet. Şey bitsin, son çalışma bitsin. Onlarla da konuşayım. Tamam. Olur. Ben de antrenmanı değiştireyim. Antrenmandan kopardık aldık sizi. Evet. Geçen yoktu. Evet, yeni geldik. Benim ismim Tuğba, soyadım Erdal. Geçen sezonda Sultanspor'daydık biz. Şimdi buraya transfer olduk. Evet, yani 2 hafta falan oldu. Biz zaten aynı takımdaydık. Öyle mi? Yani buradaki arkadaşları nasıl buldunuz? Buradaki arkadaşlık, zaten yaş grubumuz aynı olduğu için hepimiz çok geçen iyi anlaştık. Aynı gruptaydık. Ben Ceren Sezgin, orta oyuncuyum. Geçen sezon da onlarla aynı gruptaydık. Zaten beraber maç yapmıştık. Biliyorduk yani. Ben Esra Kılıç. Geçen yıl ben de Sultanspor'daydım. Köşe oyuncusuyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size Kerem'in sorulmasın ama.
Evet. Söyleyecekleriniz var mı? Annemizi babamızı. Annemizi babamızı seviyoruz. Evet. Aslında çok da uzak değiliz buradan. 1,5 saat Ankara ama olsun. Buradan yine de öpelim. Selam söyleyelim. Ararız akşam. bir şey demek istemiyorum sadece. Arkadaşlarınıza sporu, voleybolu tavsiye ederiz. Voleybol harika bir spor, tavsiye ediyorum. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli ve bence çok tutkulu bir spor. Ya seyirci ya oyuncu. Evet. Çıkın çıkın gelin, tribünlerde sizi bekliyoruz. Seyirci çok lazım. Evet çok lazım. Bize buradan sesleniyoruz. Tribünde sizi bekliyoruz. Peki. Bütün desteklerimiz. Tamam. Teşekkürler. Başarılarımız için hep dua edeceğiz. İnşallah. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler. Kızılcahamam TV insan peşinde. Haber peşinde değil. İnsan olduğu yerde de hareket var. Hareketin olduğu yerde dinamiklik var, evet. Enerji var. Evet. Kızlarımızla beraber. Hocam çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yine bizi yalnız bırakmadınız. Ziyaretimize geliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Hocam çok sağ olun. Başarılar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Dualarımız sizin. Çok sağ olun. Başarı aslında sizin, bizim işimizde olmamız. Evet. Bu kızlarımızın bizim işi, bizi temsil etmeli. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Bu sene çok daha işler yapacağız inşallah. Bakalım. Tamam. İleride daha çok çok program yapacağız. Evet, inşallah. Hoşçakalın. Sağ olun. Sakatlı olan var mı? Bir vardı. Yok. Bugün hücum çalışacağız, hücum ve blok çalışacağız. Ona göre bilginiz olsun. Antrenmanımız 2,5 saat sürecek. Isınmadan sonra 2,5 saat sürecek. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz.